Yok onunla ya şey larvalar. Pupalar atılmaz yok. Pupaların atılmasının bir gayesi yok. Pupalar zaten beslenmiyor. Onların mantıken düşünün. Pupalar zaten beslenmiş. Isı üretiyorlar. Gıda gereksinimleri yok. Orada hazır yavrular. Yumurtanın kesilmesi yavru beslenemiyor zaten larvalar beslenemiyor. Yumurtasının kesilmesinin gerekçesi yeni yavru mevcut yavruyu besleyemiyor ki yeni yumurta niye yapsın? Daha açlık devam ederse tabii yavruda bile önce erkekler atılıyor yine. Ondan sonra gençler yavaş yavaş atılmaya başlıyor. Ondan sonra artık hani kadro 10 günlük kadroyu kaybettiniz. 15 günlük kadroyu kaybettiniz. Yani orada açlığı belki bir hafta bir açlık periyodu yaşanır ama ya bir hafta aç kaldılar, bir şey olmaz toparlar. Bir hafta siz belki 10 günlük yavru akımını yani yumurtlanan yavru ve içerideki mevcudu kaybettiğiniz zaman şimdi 10 günlük yavru kaybettiniz. Bir hafta yumurtlayamadı anarı 17 gün oluyor. 17 günlük yavru miktarı bir anarı en fazla yumurta miktarına ulaştıysa 2000 ise 35 bin yavru gidiyor. Bir katarı gitti zaten. Yani burada bu arının nasıl doğumunu hesap ediyorsunuz, ölümü de hesap etmeniz lazım. Ya yani kadro mera da ölecek. Bir de tarlacı kadroyu da kırdıysanız siz zaten. Tarlacı kadronun kırmasına ben şu şekilde yorumluyorum. Bakın. Bu hani kaynak olarak bir yerde kaynak olarak mı ama bu benim senelerce karşılaştığımız şeylerden çıkardığım bir şey. Yani şimdi bir yerde mahsur kaldığınızı düşünün. Çocuklar, kadınlar ve erkekler var. Bu uzun süreli artık mecbur kalırsanız yiyecek bulunamıyor, yardım alınamıyor. Hiç böyle ne yapılır? Denir ki ya işte erkekler gitsinler, baksınlar hani kurtulabilecek bir imkan var mı diye. Sonuçta gider. Yani dört bir tarafa giderler ama geri dönemeyebilirler yani. Çünkü son çaredir o. En son devam ederse yine koşullar artık yiyecek de bitti, ısınma imkanlarına da bir her şey bitti. Değil mi? En son diğer koşul da toplu halde toplanıp hep beraber gitmek. Yani bir yerleşim yerine bir yere ulaşabilene kadar. Çünkü orada da zaten ölünecek yani. Ha beslemenin kesilmesi. Heh. Bal kesilmesi deyince hani bal kesilmesini çoğu hasat olarak da söylüyor ya dedim ya hasata girdik. Tabii. Şimdi arkadaşlar ben kendi yöntemim olarak söyleyeyim. Şimdi çerçeveyi koyuyorsunuz arı şişirip yavruyu döşüyor. Bu yavruyu döşendiği zaman şu mantıkla yürüyorum ben. Yavru döşendiyse bu yavru beslenecek. Yani ben bu yavruyu bir litreyle beslediysem bu yavruyu attırtmak için bu zaten miktar arttı. Yani ben bu miktarı atıyorum 1-200'e çıkartmam lazım. İkinci çerçeveyi koydum o da şişirildi, yavru atıldı. Miktarı gene arttırmam lazım mı? 1-300'e çıkartmam lazım, arttırmam lazım. Biz bu arttırmayı zaten yapmıyoruz. Ya ben kendim için de söyleyeyim. Şimdi bir çuval şeker kalmıyorum, yarım çuval şeker kalıyorum. Karıştırıyorum, kullanıyorum. Ertesi gün yine yarım çuval şeker karıştırıyorum, kullanıyorum. Yani çünkü imkanlarım bu şekilde. Ama siz arttırabiliyorsanız o artık arı meradan getirmeye başladığı zaman, arttırdığı zaman sizin peteğe koyduğunuzda şişirdiğinde oraya artık şerbeti dolduruyor. Veya getirdiği materyali dolduruyor. Gördüğünüz zaman benim verdiğim artık fazla gelmeye başladı. Depolamaya başladı. Bir iki gün bekleyeyim diyorsunuz. Bir iki gün sonra baktığınızda bu kullanıldıysa gene tüketim artmaya başladı. Gene ufak ufak gidiyorsunuz. Şimdi burada kat koymayı anlatacağım. Şimdi kat koymaya kadar standart beslemeye devam ettiğinizi düşünün. Kat koymada kestiğiniz durumu söyleyeceğim size. Bala karıştırmamanız için de yapacağınız kolaylıkları söyleyeceğim yani teknikleri söyleyeceğim. Ama kovanın içerisindeki zaten durumu görüyorsunuz. Düşünün ki siz fazla veriyorsunuz. Yani arı 1 kilo kullanırken ben 3 kilo verdiğimi düşünün. Ne olacak?
Zaten her 2 günde 3 gündeki bir beslemede 2 kilo fazlaysa bir gün bir petek şişi dolacak. Bir gün bir petek olacak. Ben zaten hafta sonu açtığım zaman bu 2 peteği fuş şerbet dolu görürüm. Ya derim ben ne yapmışım bu arıya, zaten deli gibi vermişim, bu doldurmuş. Burada beklerim o zaman, keserim. O 2 çıtaya da işaretlerim. Bal gelmeye devam ederse o 2 çıtayı hasata almam. Veya o 2 çıtayı bal gelme dönemi başladığı zaman alırım. Diğer bölme zayıf arılar var ya, onlara takviye olarak koyarım. Onlar beslenir onlar. Ya, o arılar da benim arım. Onlara da kullanıyorum zaten. Yani burada sizin için bir sürü alternatif sunacağım ben size. Sadece bunu karıştırıp karıştırmamak sizin elinizde olan bir şey. Adam bunu karıştırmaya kafaya koyduktan sonra zaten bunun bin bir türlü yolu var ya. Dedim yani adam zaten arıya bakmadan bal çıkartıyor ortada ya. O arıya gerek kalmıyor. Ama madem bu işi yapıyoruz, hem kendi yediğimizi gönül rahatlığıyla sağlıklı bir şekilde yiyelim, hem de insanlara yedirdiğimizi sağlıklı gönül rahatlığıyla yedirelim. Ve samimi söylüyorum, bakın ya, senelerdir işin içinde uğraşıyorum. Yapamaz mısınız? Yaparsınız. Ya hem bir şekilde döner size geri, hem de ya ürettiğiniz bal kendi gönül rahatlığıyla kaşıklayıp yemeniz ve onun verdiği aroma, tat hiçbir şeyde yok. Artı insanlar yediği zaman bu aradaki farkı da hissediyorlar zaten. O da hep size olumlu dönüş olarak dönüyor. Sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama siz bir kere karıştırma, onun tadında muhakkak bir farklılık oluşmaya başlıyor. Ve bir sene sonra insanların damak tadında batmaya başlıyor. Yani şekerli bal üretimi yapanlar var mı? Var. Evet, ucuza satıyorlar. Ucuza satmaları da birçok kişi için hani şekerli olmasını göz ardı ediyor. Türkiye koşulları için söylüyorum. Ya bir arkadaşım bana dedi ki, ya ben dedi hani yalova balı yiyemem dedi. Bende iki tane canavar var dedi evde dedi. Olan onlar dedi zaten dedi haftada 15 günde bilemedin. Bazen haftada bile bir kavanoz bal tüketiyor dedi yani. Ben dedi marketten alıyorum dedim, en ucuz baldan dedi yani. Ben şimdi dedi eve dedi, habire dedi 80 liralık 80 liralık mı? Benim dedi maaş zaten yetmez yani. Bu adam göz ardı etmiş onu artık yani. Zaten böyle bir pazarı olmasaydı bu adamlar niye üretim yapsınlar? Demek ki bir sektörel pazarı var. Yani adam oturuyor tonajlı hesaplıyor. 2 ton şekeri yedirirsem şu kadar bal çıkartırım. Şurada şu kadar yapar, kurtarır mı? Şu anki koşullarda kurtarır. Adam ona göre strateji. Ve arıcı boyutunda da bu demiyor ki zaten ben şekersiz bal üretiyorum. Bundan alan tüccar da buna göre alıyor. Ama öbürkünü 30 liraya alabiliyor. Bunu 15 liraya alıyor. Ve bunun diğer taraftaki müşterisi de bunu bu fiyata alabiliyor. Doğru olduğunu söylemiyorum. Ama sistem bu şekilde yürütmüş bunları. Petekli bal biz çalışmıyoruz bakın. Yalova koşulları. Niye çalışmıyoruz? Bir mum güvesi var. Güve kelebeğe sıkıntı bizde. O bir sorun. Pazarımız yok böyle bir petekli bal pazarımız. Yani petekli bala fiyat vermeye başladığınız zaman 100 liradan aşağı hiçbir aracı vermiyor. İnsanlar da alırken hani müşteri şeyiniz, portföyünüz şey dar. Bu sefer satış koşulları artı güve ciddi bir problem. Yani güve kelebeği işte geliyor, polene yumurta atıyor. Bakıyorsunuz çerçevede bir problem yok. Koyuyorsunuz, getiriyorsunuz dükkanda koyduğunuz zaman sıcaklığı gördüğünde o güve çatlıyor da petek de yürümeye başlıyor. Şimdi ne yapacaksınız? O peteği alıp süzemiyorsunuz. Güvenin pisliğinden balın kokusu da kötü kokuyor. Güveyi ayıramıyorsunuz. Ağı kalıyor bilmem. Siz onu fark edene kadar yayılıyor. Kimseye güveli olarak satamazsınız. Baş başına sıkıntı. Ya bizim Yalova koşullarında böyle bir uğraşımız yok. Pazarımız yok. Artı bizim için de ciddi bir problem. Ama tüketici açısından da şöyle bir sıkıntı. Ya balı alıyorsunuz. Aynı bal parasını peteğe de veriyorsunuz. Çıtaya da veriyorsunuz. Ekonomik değil yani. Sadece işte eskiye dönük olarak petekli bal yiyorum hevesiyle alıyor insanlar. Halbuki onun kilosunu işte 30 liraya alıyorsa çıtayı da 30 liraya almış oluyor. Peteği de 30 liraya almış oluyor. Misal. Peteği kurtarıyor değil mi? İpek.
30 liraya ucuza geliyor. Peteğin kilosu şey olunca, 40 lirayı bulunca tabii 30 liraya alıyorsa kurtar. Evet. Atıyorlar çakır peteklerini. 42. Evet, atmamak yani lazım. Yok diyorlar, geri dönüşüme getirip para cepte kalması varken atıyorlar çakır, vuruyorlar bir kibri. Ondan sonra geri dönüşüm. Bütün arıcılar o kadar zengin mi ya? Yani biz de zengin olacak mıyız? Arıcının umuyum. Evet, evet. Biz... Arıcılar o kadar zenginse biz de zengin olacak mıyız? Hiç kadar çok. Yani... Şimdi mumun dönüş mumun pahalı olmasının sebebi, evet, hani bir geri dönüşümü yapamıyoruz. İki, petek bal tüketimimiz var. Bu da tetikliyor. Ve şey. Arı ölümleri de etkiliyor. Arı ölümlerinde mum daha fazla çıkıyor aslında ya. Mum miktarı ölmediği zaman daha pahalıya çıkıyor. Yani mum arı ölümlerinde mum çok piyasaya çıkıyor. Şey, yani benim kanaatim şu beslemeyi, bakın ben hani bal, şeker balı muhabbeti var, bilmem nesi var, onu yapmış olduk ama. Bana sorarsanız biz arımızı doğru şekilde, düzgün bir şekilde beslemiyoruz. Olması gerektiği bir şekilde beslemiyoruz bakın. Hala beslemiyoruz. Bakın ben bunu söylerken ben kendi arımı da yeterli beslediğimi söyleyemiyorum size. Çünkü arının başında mesai yapmıyorum. Yani arının başında mesai yaptığınız zaman daha net, iki gün sonra gördüğünüz zaman eksiği kapatmanızla haftaya görmeniz arasında çok fark var, dedim ya işte. Bundan dolayı. Şey soracağım. Kovanları mesela eve ne kadar yakında tutabiliyorsunuz? Evdekilere saldırma olasılığı var mı? Yani örnek veriyorum, bahçeli 100 metre. Şimdi evdekilere saldırma. Şimdi evdekilere saldırma olasılığı var. Şimdi yok diyemezsiniz. Ha yok, hiç onlar bulaşmadan yani mesela. Kalkıp oradan gelip. Yok yok yani o şimdi başka bir şeye kızarsa sıkıntı var. Bir kere başka bir şeye kızması zaten sizin yanlış bakım yapmanız. Yani huylandırdıktan sonra onlar ama daha sonra sakinleştiği zaman onlar kendi hallerinde çalışacaklar. Yani çalıştığı güzergahta sıkıntı olabilecek bir alan olmayacak. Yani konaklamayı anlatacağım. O çalıştığı güzergahta bir sıkıntı olmadığı sürece, çok huylu arı seçmediyseniz, sakin arıysa bir problem oluşturmaz. Yani evin dibine bile koysanız çok sıkıntı. O kendi halinde çalışacak zaten. 5 metre. Ama 5 metre sizinki, evet. Kaç arı var şimdi orada? 80 tane arı var 5 metre önünde yani. Şimdi onları rahatsız edecek uygulama önemli. Mesela bakın, aralıkta hiçbir sıkıntı yok. Tırpanı, motorlu tırpanı alırsınız. Biçmeye başladığınız zaman ortalık karışır. Şimdi hem aralık karışır hem sizi sokarlar. Şimdi bakımda da aynı. Bir tane kovanı huylandırdığın zaman saldıran arı diğer arıları da tetikler, zehir kokusu. Bu sefer savunma eğilimine geçer. Tabii bu elinizdeki arının ne kadar hırçın, ne kadar sakin olduğu da alakalı. Yani şimdi uysallık bakımından çok geliştirilmiş olan arıya kovana vuruyorsunuz, arı geri çekiliyor yani. Şimdi öyle arı da var. Burada ilk başlarda evinize çok yakın koyulmasını tavsiye etmeyiz. Önce başka yere koyarsınız, siz bakarsınız. Siz dersiniz ki ben arıyı huylandırmıyorum, rahat çalışıyorum, benim arılarım da uysal. Ben bunu evin yakınına koyayım derseniz kaldırırsınız, evin oraya getirirsiniz arıyı. Ama ilk başta evin oraya koyarsanız, ortalığı karıştırıyorsanız belki istenmeyen olaylarla karşılaşabilirsiniz. Komşularda falan şikayet. Var mı? Kanuni bir sınırlama var mı? Var. Meşgul mahalle. Yani bir komşunuzun yanında şikayet etmemesi lazım. O küçük arılar var ya, analıklar var ya. İki tanesi bir kışın sobanın yanında bak. Olur, bakılır. Yani şimdi şey, önemli olan çevrenizden de insanların şikayetçi olmaması meskun mahalle içerisinde. Yani şimdi bizde böyle bir sıkıntı var. İşte Amerika'da yok mesela. Amerika'da herkes iki kovana kadar kendi eyalet eyalet, onlarda da. Kanunlar eyalet eyalet değişiyormuş. Villasının bahçesine iki kovan koyacak, orada arıcılık yapabilecek, hiçbir şey demiyorlarmış mesela. Yani Bulgaristan'da komşunun duvarına 5 metre sınırınız. Yani komşunun duvarından kendinize doğru 5 metre uzaklaştırdıktan sonra
Fark etmiyor. Ya burada 5 metre ne diyor? 300 metreden kovuyor seni. Ya orada arıcılık kanunu var. Arıcılık kanunu bizde yok. Bu sıkıntı. Yeter yeter. Okul mesafesine göre de sınırlandırma var. Okulda 500 metre. İşte top sahasına 500 metre. Camiye 500 metre. Yoldan 200. Bu bakın, bu Tarım İl Müdürlüğü'nün sayfasında bu koşulları yazan bir yayın var. Onu alıyorsunuz. Onun dışında yanlış hatırlamıyorsam bu koşulları il ilçe müdürlükleri gene kendi koşullarına göre şekillendirebiliyor arkadaşlar. Çünkü işte Teşvikiye'de mesela yoğun bir arıcı konaklaması olduğu için onlar da daha esnekti önceki senelerde. Mesela termal çok daha dar alanlarda olduğu için onlar farklı etki. Yani gezgin arıcıya, sabit arıcıya göre kendilerine göre karar alıyorlar, şekillendiriyorlar. Buna göre kararları var. Ama genel konaklamalar il müdürlüklerinde yayınlanıyor. Biz de bir yerden bir yere arı götüreceğimiz zaman gene götüreceğimiz yerin il müdürlüğünün sayfasından konaklama koşullarının bir örneğini alıyoruz. Bakıyoruz. Mesela orada diyorsa bir de ilçe müdürlüğü, hani gideceğimiz ilçenin müdürlüğüne arayıp soruyoruz, diyoruz. Biz arı getirmeyi düşünüyoruz. Şu köye koymayı düşünüyoruz. Şu yere bir engel var mı? Oraya bir not aldırıyoruz. Çünkü onlar kendilerine göre de konaklama haritası düzenleyebiliyorlar. Ondan sonra arıyı götürüp konaklıyoruz. Zaten biz bir hafta önce gidip hani yer kontrolü, ara tarla uygun mu değil mi onu da kontrol ediyoruz. Ondan sonra götürüyoruz. Muhakkak bunları yerine getiriyoruz. Gene konaklamada ilçede, yani bizde de konaklama yapıyorken her arılık işletmesinin bir numarası var. Onu alıyorsunuz. Kovanlara da birlikten plaka alıyorsunuz. Bunları kovanlarınıza çakıyorsunuz. Ve bu işletme numarasında bu kovanlar kaydediliyor. Bu plakalara göre. Ve sizin arılığınız Tarım Bakanlığı'nın sayfasında kayıtlı bir arılık haline geliyor. Bunu yaptınız, izninizi aldıysanız size buradan bu arıyı kaldır diyebilecek kişi sadece Tarım İl. O da kendi kriterlerine göre kaldırmanız için bir sebep sunması gerekiyor. Keyfi bir şeyle sizi oradan kaldırmaz zaten. Bir şikayet olduğu zaman da şunu der ki, demiştir de önceden. Çünkü böyle şeylerle çok karşılaşıyorduk. Gerçekten hani biz Tarım İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlardan Allah razı olsun. Hani şikayet var deniyor. Başka yerlerde şöyle karşılıyorsun. Ya sen buradan arıyı kaldır. Niye? Şikayet var. Ya şikayet var ama şikayet asılsız. Tarım İl Müdürlüğü şöyle bir sonuç veriyordu. Evet, burada arı var. Eğer bir sıkıntı yoksa. Evet, arı var. Arı da kayıtlı arıcımız bizim. Konaklamasında da bir sıkıntı yoktur diye rapor veriyordu arkadaşlar. Evet, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Yarın akşam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Canın sağlığı. Burada dedim ki arı var diyor. Burada da şey yapacağım. Ayırıp bırakıyorum. Bu nasıl oluyor? Yarın olacak. Şey, bölmeler yapıyoruz bahar döneminde. Bu yaptığımız... Onu ardını kapıyoruz mu? Yok yok, çalışıyor da. Kendi kendine çalışıyor. O da iki çerçeveli, üç çerçeveli karılar. Onlara bölmeyi anlatacağım, gene anlatacağım. Tamam. Yani geliştirilen koloniler onlar. Bu sene, bu sene belki sezona yetişmez ama bir dahaki senenin arıları olacak. Bunların içinden koyuyor, değil mi? Tabii tabii. Bölme. Onları, onların detayını anlatacağım gene. Ya 150 lira ve 150 gidiyor, 200'e kadar gidiyor. Nasıl? Boş kova. Arılı 350, internette 350 civarı arılı. Arıyla beraber 350 de vardı, 250 de vardı. Bu sezon içerisinde hem içerisindeki nüfusa bağlı, kovanın şekline bağlı. İkinci el kovan olduğu zaman daha... Besleme şekillerinden bahsettik. Biraz nasıl besleme yapacağımızdan bahsettik. Ama ilkbahardan dolayı ilerleyeceğiz dedim size. Yavaş yavaş kat koymaya başlayacağız. Kat koyma şeklini anlatacağım. Daha sonra o kat koyma şeklinin videosunu seyredeceksiniz. Video üzerinde anlatacağım. Ondan sonra hasat kriterlerini söyleyeceğim. Hasat edilme şekli. Sonra tekrar sonbahara doğru gideceğiz. Yani sezonun içerisindeki hareketliliği anlatmış olacağız. Şimdi... Ahmet'e mi söylesin?
Evet, şimdi kuluçkalık belirli şekilde düzene girdi. Bu düzenin ne konumda olduğunu, ne şekilde olduğunu karar vereceğiz. Karar verdikten sonra ona göre bir düzen vereceğiz. Demin söylediğim gibi biz yani sezonun içerisindeki gidişata göre karar vereceğimiz için elimizdeki arının durumuna da kendimize göre bir karar vermemiz gerekiyor. Yani bizim arımız ne durumda? Kat koyulabilecek durumda mı? Kat koyulamayacak durumda mı? Buna bir karar vermeniz gerekiyor. Şunu çok insan hani gayet normal olarak şöyle yapar. Kat koyma zamanı geldi mi? Arıya kat koysam mı koymasam mı? Çevresine sorar, o diğer arıcıya sorar. Bu yani başkasının arısı sizin arınızda aynı durumda olmayacağı gibi yanlış şekilde kat koymanın oluşturacağı sıkıntılar da vardır. Alanı genişletiyorsunuz. Daha geniş bir alan veriyorsunuz arıya. Yani bu size sizin için de aynı. Evinizin üstünde bir kat daha yapılmasına gerekiyorsa bir kat daha yapılması sizin için hem masraftır hem uğraştır. Sizi uğraştırır, zora sokar. Ama sizin ihtiyacınız varsa, ev kalabalıklaştıysa, artık yer yetmiyorsa, yukarıya bir kat yapıldığı zaman oh bu katı iyi ki yapmışız dersiniz. Şimdi kovana kat konulmasında arkadaşlar yani çok karmaşık gelebileceği gibi anlatacağım belki. Çünkü yeni başlayanlar için gayet normal karmaşık gelecektir. İlk başlarda katı normal arının üstüne bırakırsınız. Bir tane iki tane çerçeve koyarsınız. Arılar bu çerçeveleri sarıyorsa, çalışıyorlarsa bunun üstüne. Evet, kalk koyması gerekli bir dönemdesiniz. Bir ihtiyaç var. Tabii üst tarafta. İhtiyaç vardır. Daha sonra çerçeve ekleye ekleye katta geliştirirsiniz. Yani işi çok karmaşık hale getirmezseniz, çok karmaşık ve işi arıyı dağıtacak şekilde yaparsanız bu sefer arının gelişimini de sekteye uğratmış olursunuz. Yani yaptığınızın hatalı olduğunu arının gelişimini durarak da anlarsınız. Burada yaptığınızın doğru olması arının gelişmesine devam etmesine sebep olur. Şimdi burada bu tamam galiba. Önce anlatayım sonra bulaşacağım. Şimdi kovanın içerisinde bir düzen var. Bu düzenin nasıl olduğunu önce kontrolde anlamaya çalışıyoruz. Yani arımızın önce kat konulabilecek duruma geldiğine kanaat getirmeye çalışıyoruz. Burada yoğun bir yavrulama olması gerekiyor. Yani burada yavrulamayla beraber kovandaki dairesel yapı şu eliptik formda olabilir. Bakın. Çok gıda depolanması olmuşsa bu bir tarafta hapsolmuş olabilir. Yani 10 çerçevelik bir kovanın içerisinde 4-5 çerçeve yavru varken kat koymaya çalışmayız. Diğer çerçeveler gıda doluysa bu gıda dolu çerçeveleri alıp kuluçkalıkta alan açarak arının 7-8 çerçevenin üstünde yavru yapmasını sağladıktan sonra kat koymaya çalışırız. Yani ballı çerçevelerin depolanması bizim için cazip bir durum değildir burada. Beslemede onun için dedim ya hani beslediğiniz zaman aşırıya kaçtıysanız içeride yoğun stok yapıldıysa bu yoğun stoklama bizim yavrulamamızı engelleyecek. Yani kovanın içerisindeki yavrulama dönemini alanını daraltacak. Daralttığı için bizim için verimli değil. Biz kovanın içerisinde elden geldiği kadar yoğun yavru alanı kullanımı isteriz. Ne kadar çok yavru alanı kullanılıyorsa evet bu kovanın içerisinde alt katta yeterli yavru alanı kullanıldı. Kenar çerçevelerde gıda çerçeveleri var. Arının herhangi bir açlığa maruz kaldığı zaman kullanabileceği gıdalar var. O zaman ben bunun arının üst katına bir kat koyarak kuluçkalık alanını geliştiririm. Kuluçkalık alanını geliştirerek arının daha verimli çalışmasını ve istemediğim oğul verme gibi olayların meydana gelmesini engellemiş olurum. Kuluçkalık alanını arttırdığım zaman yukarıda da evet arının gelişimini sağladım ve 4 çerçeve de yukarıda çalışıyor. Arının dairesel konumu 2 katlı arıda şu şekilde oluşmaya başlar bu sefer. Yani bu eliptik formu yukarıdan aşağıya doğruya dönüştürmüş olur. Ve gelişim yanlara doğru olmaya başlar. Ana gayeye bu şekilde gelişim yaptırabiliyorsam arıyı artık 2 katlı kullanır.
ve daha fazla çerçeveden faydalanabilir hale getirmiş olur. Katın gayesi budur. Katlı kovanlarda uygulamada söylediğim, kovanın zaten iki katı olarak değerlendiririz hep. Alt katı kuluçkalık, üst katı ballık olarak değerlendiririz. Bala girdiğimiz dönemde bu arının iki katı kullanıyor halde olarak bala girmesini, yukarıya bal doldurup aşağı kuluçkalığı aşağıya doğru çekmesini isteriz. Yani balın bol miktarda gelmesiyle bal doldurulup arının alt katta yavru yapacaksa gene burada yavru yapmasını isteriz. Biz bu üst kattaki balı hasat ederiz. Hasat da bu üst kattaki balı almaktır. Burada aşağıdan petek mi çıkaracağız? Onları anlatacağım. Çerçeve tekniklerini anlatacağım. Bir şey sorayım ben de. Buyurun. Üstteki çerçeveler tam ortaya mı koyacak yoksa tekrar sağa? Onu da anlatacağım. Şimdi siz bu anlatacağım teknik çok karmaşık gelirse kafanıza, dediğim gibi arı kat koyulmasını kanaat getirdiniz ama emin değilsiniz. Yukarıya bir çerçeve, iki çerçeve koyarsınız. Örtüyü şu şekilde kapatırız. Yani fazla alanı kullanmayacak şekilde. Arının ihtiyacı varsa bu alanı gezinmeye başlaması değil. Burada tabii ki temizlik için gezinir. Ama bu alandaki mumları kullanmasını, şişirmesini ve bu alana gıda depoladığını gördüğümüz zaman evet arının kat ihtiyacı vardır diye buraya çerçeve miktarını yavaş yavaş kullandıkça arttırmaya başlarız. Arı kuluçkalık olarak da burayı kabul edebilecek duruma geldiği zaman oraya çıkar yumurta da atar. Böylece evet kuluçkalık alanında ihtiyacı olduğunu görür. Çerçeve miktarını biraz biraz arttırıp besleme yapıyorsak o besleme miktarını da ona göre oransal olarak arttırmaya çalışırız. Bu sizin riskinizi azaltacak bir yöntemde yani normal olarak kat koyma işleminizi yerinize getirmenizi sağlar. Benim şimdi anlatacağım yöntemde biraz ikinci derste de bahsedeceğim. Arının kuluçka alanının sıkışmasıyla oğul verme ihtimali ön plana çıkmaya başlar. Oğul verme bir arının çoğalma olayı olduğu gibi bunun istenmeyen dönemlerde olması bizim için bal veriminin düşüşü sebebini doğurur. Kovandaki tam bala gireceğimiz dönemde kovandaki tarlacı arıların oğulla çıkması kovanın bal toplayacak kadrosunun yeni bir koloni oluşturmasına sebep olur. Bu sefer gelecek bal verimi azalır, nüfus azalır ve arının gelişimi daha ileriki dönemlere atlatmak zorunda kalırız. Bu sefer de bal akımı geçer, bir şey alamayız. Yani biz oğulla çalışmaktan ziyade arıyı geliştirebileceğimiz ve bal alacağımız dönemde balı alıp bölüp çoğaltabileceğimiz dönemde yani bal verimi beklemediğimiz dönemde de bölüp çoğaltmayı amaçlarız. Bu bizim için en verimli üretim şeklidir. Şimdi bu alttaki durumun anlaşılması aracı tarafından yukarıdaki düzeninde kurulması bakımından çok önemlidir. Bir kere her uygulamada kuluçkalık alanındaki yani yavruların bulunduğu alandaki çerçeveleri birbirinden uzaklaştırmak olumsuz etki doğurur. Yani kesinlikle ne kadar iyi hava koşulları gidiyorsa gitsin, arı ne kadar güçlü olursa olsun kuluçkalık alanındaki düzeni dağıtmamaya çalışırız. Yer değiştirme falan değil bakın. Yer değiştirebilirsiniz. O çerçeveyi bir yana koyup öbürkünü bir yana koyabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Ama yavru alanındaki çerçeveyi alıp en dışa koyup bunun önüne bir tane ballı çerçeve, boş çerçeve koyup ondan sonra diğer yavruları bu tarafa koyamazsınız. Yavruların hepsi bir alan içerisinde dairesel yapıda bulunacak. Kafanızda böyle tasarlarsanız her zaman rahat edersiniz. Ama siz bu grubu iki grup haline bölerseniz, yani bu araya bir yeni çerçeve koydunuz, burada da bir ballı çerçeve var. Bu arıyı otomatikman iki gruba ayırdınız. Bunlar yavru. Burası da yavru. Şöyle bir düzen verdiniz mesela. İsteyerek de vermemiş olabilirsiniz. Yani dikkatsizce ballı çerçeveyi ortaya soktunuz. Hadi buna bir tane de yeni çerçeve koyayım dediniz. Hızlı şişirsin diye ortaya koydunuz. Buralarda gıda çerçeveleri denk geldi ve bu arıyı ikiye böldü.
Çok güçlü kolonilerde belki bir sorun olmayabilir. Bal verimi çok iyi geliyorsa arı yaygın durduğu için bir sorun olmayabilir. O zaman dersiniz ki ya hoca böyle söylemişti ama bak biz koyduk hiçbir problem olmadı. Hava sıcaklığı evet gıda yeteri kadar gelmez. Evet diyorlar. Gıda yeteri kadar gelmez. Hele şey var. Onun kaç tanesi varmış ki? Gıda yeteri kadar gelmez. Hava sıcaklıkları biraz daha düşerse gruplar birbirinden ayrılır. Ayrıldığı zaman iki farklı koloni gibi hareket eder. Karşılaşabileceğiniz sorunlardan biri. Ana arı ne taraftaysa o normal bir koloni gibi hareket eder. Ne tarafta ana arı yoksa o ana arısız koloni gibi hareket eder. Bu sefer neyle karşılaşırsınız? Bir hafta sonra yavrular çıkınca bu fark kapanır. Kovanı kontrol ederken bakarsınız ki ya kovanda ana arı var. Yumurtlayacak yer de var. Her şey gayet güzel. Bundan niye ana memesi yapıp oğula döndü? Sebebi sizin yaptığınız hareket. Araştırmacılar daha soğuklar için söylüyorum. Şu toplu haldeki salkımda merkezdeki ısı 29 dereceye kadar yükseltilebiliyorken aniden bu koloninin ikiye bölünmesiyle merkez ısısı 16 dereceye düşüyor. Yani arı yeterli potansiyel ısıyı da oluşturamıyor burada. Bu da sonbahar döneminde yapabileceğiniz hatalı bir bölmeyle arının ısı sağlayamamasına sebep oluyor. Kuluçka ısısını kaybetmesine sebep oluyor. Yani hiçbir dönem bunun en kestirmesi arkadaşlar alışkanlık olarak temel alışkanlık olarak bu kuluçkalık alanındaki düzeni dağıtmamak. Kat koyduğunuz zaman birazdan yukarıya çerçeve çıkartabilirsiniz diyeceğim. Bakın çıkartıldığı zaman bile yavru çıkartıldığında gene dairesel bir yapı oluşturabilmek. Isınmak için hepsi toplandığı zaman bir alanda durabileceği bir ortam oluşturabilmek. Her zaman için arınızın ani bir şekilde geri çekilip soğuk havaya maruz kalıp alanını koruyabileceği bir düzeni bozmamanız lazım. Bu sadece ısı için değil. Bu aynı zamanda yağmacılara dışarıdan gelen saldırılara karşı kendini koruyabilmek için de bir düzen. Bu bir savunma düzeni aynı zamanda. Bu düzeni bozmamaya dikkat edeceksiniz. Şimdi kovanın içerisindeki düzene göre, nüfusun yoğunluğuna göre kat koyarken karar vererek yani 1 veya 2 veya 3, 4 hiç fark etmez. Buradaki yukarı çıkarılacak çerçeve kriteri arının düzenini bozmayacak miktarda diye söylerim. Bir tane de çıkartabilirsiniz, iki tane de çıkartabilirsiniz, üç tane de çıkartabilirsiniz. Bu tamamen sizin karar vereceğiniz bir miktarda. Biz iki tane üzerinden çıkartalım. Baktık ki araya kontrol. Bu yukarıya biz iki tane çerçeve çıkartabiliriz. İki tane çerçeve çıkarttığımız zaman bunları özellikle pupalı çerçevelerden seçiyoruz. Tabii burada kovanı kontrol ederken kovanın başına geliyoruz. Katımızı yan tarafımıza koyuyoruz. Kovanın yanına. Kovanı açıyoruz sakin bir şekilde. Bakım kriterlerini pazar günü burada anlatacağım. Uygulama olarak yapacağımız dersi burada yapacağız. Eğer burada pazar günü bir ders başka bir şey yoksa. Kovanı kontrol ederken bakıyoruz ki pupalı çerçeve katın içerisine alıyoruz. Bir pupalı daha çerçeve bulduk onu da içerisine alıyoruz. Diğer çerçevelerin düzenini veriyoruz içeride. Düzen de işte bütün yavruları bir araya getiriyoruz. Gene dünkü çerçeve koyma tekniğinde anlattığım gibi pupalı alanların olduğu yere birer tane yeni çerçeve koyuyoruz. Kenar kısımlara arının salkımını dağıtmayacak şekilde kenar kısımlara koyuyoruz. Ballı çerçeveleri onların kenarlarına bırakıyoruz. Ve pupalı çerçeveleri yukarı koyarak bunların da sağına soluna iki tane yeni çerçeve koyuyoruz. Katı koyduk. Gene besleme yapıyorsak beslememizi yapıyoruz. Burada yeni çerçeveler var, burada yeni çerçeveler var.
Daha önceki çerçeve koyma tekniğinde söylediğim gibi şişik çerçeveler kullanabilir miyiz? Evet, kullanırsınız. Fakat besleme yapıyorsanız kullanmamanızı tavsiye ederim. Şişik çerçeve koyduğunuzda besleme yaptığınız zaman arı şerbeti çektiği zaman şerbet üzerinden şerbeti çektiğinde götürüp o göze dolduracak. Çünkü o göz şişik zaten. Niye yeniden göz şişirsin, hazırlasın? Hazır göz olduğu için ona koyacak. O zaman şerbeti alıp kullandırmak yerine depolattırmış olacaksınız. Ama yeni çerçeve koyduğunuz zaman alacak şerbeti, koyacak bir yer yoksa kullanacak zaten ihtiyacını içeride. Arta kalanıyla mum üretecek. Ürettiği mumla bu petekleri şişirmeye başlayacak. Ben 2 gün sonra kovanı açtığım zaman bu peteklere baktığımda, bunların şişirildiğini gördüğümde diyeceğim ki evet, arı ihtiyacı olan gıdayı yeteri kadar bulmuş, doldurmuş, yavrusuna kullanmış, artanıyla da petekleri şişirmiş. Bu tekrar besleme yapacağım ki o petekler tamamlanması için ve aynı zamanda diğer yavruların da doyurulabilmesi için. Sadece bu çerçeveler şişirilmeyecek bakın. Buradaki çerçeveler de şişirilecek. Buradaki çerçeveler de şişirilmeye başlayınca ben 2 tane yavruyu yukarıya aldım ya. Ana arı için kuluçka alanı ihtiyacı varsa o 2 çerçeveye de yumurta atılmaya başlanacak. Ve ben alt katta gene kontrol yapıyorsam çerçeveyi çıkarttığım zaman onun yumurta atıldığını ve ana arının kuluçka alanını genişletebildiğime kanaat getireceğim. Ana arının kuluçka alanını geliştirmem oğul riskini azaltmamı sağlayacak bende. Tekrar 2 çerçeve daha konulması kanaatine vardım. Ya evet, yumurta attı ama bu arı 2 çerçeve daha yumurta atar dedim. Tekrar katı kenara alacağım. 2 pupalı çerçeveyi gene bunların iç kısmını alacağım. Onları aldığım yere, yani o 2 yavrulu çerçeveyi aldığım yere önceki koyduğum 2 tane yenini yumurta atıldıysa, bakın şişirilip yumurta atıldıysa, onları iç tarafa onların yerine koyacağım. 2 tane daha yeni çerçeve koyacağım. Bunun ben normal verim, aşırı verimli olmasına gerek yok. Bakın normal gelişim evresinde genelde 1 hafta arayla rahatlıkla 2 tane çerçeve, yani 2 parti çerçeve koyarak yukarıda 4 çerçeve daha kuluçkalık oluşmasını sağlıyorum zaten. Çok daha verimliyse bu 1 haftanın içerisine geliyor. Yani 3 gün sonra 1-2 çerçeve daha koymanız gerekiyor. Burada hem sezonun gidişi, hem besin miktarının yeterli olup olmaması, hem de ana arının yumurtlama potansiyeli önemli bakın. Dedim ya, ben ana arıya yumurtlatabildiğim kadar yumurta attırmaya çalışıyorum. Ana gayem bu. Çünkü onun en üst sınırına ulaştıktan sonra ben kadroyu tam tarlacı kadro haline getirip balı getirtebilecek forma getireceğim. Yani arının yeterli kadroya ulaşması çok önemli. Ve aynı zamanda da bunun diğer avantajlı yanlarını söylüyorum. 2 tane kapalı yavrulu çerçeve çıkarttım. Bal doldurulabilecek, bu yavrular çıktıktan sonra bal doldurulabilecek 2 tane hazır çerçevem var şimdi. 1 hafta sonra 2 tane daha çıkarttığım zaman 2 daha var. Bakın 4 tane hazır çerçevem var. Kuluçkaya bu arıyı 5 çerçeve bahara çıkarttığımı düşünün. Baharda 5 tane çerçeveyi ekleyerek bunu 10 çerçeve haline getirdi mi? 5 tane yeni çerçeve yaptırdıydım zaten. 2 kapalı çıkarttım. 4 tane daha çıkarttım. Kuluçkalı komple yeni çerçeve oldu zaten. Yani kovanın kuluçkalığını komple yenilemiş oluyorum. Aynı zamanda şişik hazır çerçeveleri söylemiştim. Sağım makinesine vurduğun zaman kolay kolay kırılmaz. Yani petekten yavru çıktıkça orada bir kılıf bırakır. O kılıfta o petekte mukavemet sağlar. Balı siz yavru çıkmış, hafif kahverengi forma gelmiş çerçevelere doldurtturuyorsanız sağım makinesinde o çerçeveler kırılmaz. Daha sonra tekrar kullanma şansınız olur. Ama sarı yeni koyduğunuz çerçeveleri şişittirip direkt bal doldurur, bunlar dağılırlar. Ve bunları sağım makinesine koymanız çok cazip değildir. Hem onlarla kuluçkayı yenilemiş oldum, hem de hazır çerçeve. Eğer kenarda stokta eski çerçeveleriniz de varsa, zaten 4 tane çıkarttınız. Bundan sonra da
Bu bir hafta 10 gün sonra dediniz ki ya arı artık kendi gıdasını toplar forma geldi. Benim beslemeye ihtiyacı kalmadı. Benim besin vermeme bir gerek kalmadı. Ondan sonra işte hazır çerçeveleri kullanın. Getirdiğini mum yapmaya kullandırtmamış olursunuz. Hazır gözlere doldurmuş olur. Ve artık arı stok yapmaya başlar. Burada bu düzene geldiğiniz zaman hangi dönemdesiniz? Yani dediğim gibi hani Haziran'dan önceki kurak döneme denk geliyorsanız ya tamam doyuruyor. Birden kestiğiniz zaman da içerideki stoğu 2-3 günde bir kontrol edin. Tükeniyor mu, azalıyor mu yoksa mevcut devam ediyor mu? Yani yeterli gıdası hep var mı arının, kontrol edin. Ya benim arıyla işim bitti artık bu haftadan sonra bala girecek diye bir şey yok bakın. Kestane genelde 5'inde başlar. Genel itibariyle bu sapma gösterir. Bazen karaçalı çok iyi geçer, bazen çok kötü geçer. Ondan önceki haftalarda. Bazen ıhlamur açar, arı birden ona çalışmaya başlar. Biraz doyurur. Ama arkadaşlar, gerçekten bakın her tarafta çiçek açtığını, balın geldiğini düşündüğümüz dönemler oldu. Ve arılara bir gittik, bomboş arılar. İçeride gram bal kalmamış, her şeyi tüketmiş arı. Ve birçok arı geri vuruyor o zaman işte. Buna tedbirli olmanız lazım. Yani şunu hep söyleyeyim. Bir arıcı abimiz hep söylerdi. Ya derdi bu çok enteresan bir iş yani. Bu çok farklı bir iş derdi yani. Bir yere gidersin. Her taraf yemyeşil. Bütün çiçekler açmış. Allah dersin burada var ya balı tenekeye koyamayız. Bir sürü her çok bal olur dersiniz. Arıyı koyarsınız. Arı acından ölecek duruma gelir. Bir yere gidersiniz, mecburen arıyı indirirsiniz. Her taraf kupkurudur. Kovanlar ağzına kadar bal dolar. Yani burada gözle göreceksiniz işte kovanda bunu. Kovanda bu gidişatı görüp kanaat getireceksiniz. Balın geldiğini ve depolandığını, arının doyduğunu gördükten sonra meraya bakarak kovan olduğu yerde o iyi çalışıyorlar, tamam işte o bal topladılar böyle dışarıdan hiçbir zaman düşünmeyin, yanıltır sizi. Kovan, ben kovanı açacağım. Kovanın içerisinde bu stoğu göreceğim. Gördükten sonra ben rahatlarım. Stoğu göreceğim. Evet diyeceğim. Benim arımın, ben bir haftada gelmesem bir haftalık gıdası var. Bir hafta ben arıya dokunmasam da bir problem yaşamam. Bu kanaate getirirsem ben gider akşam rahat uyurum. Yoksa bu arının gıdası yeterli değilse bu arının ihtiyacını karşılamam gerekiyor benim. Körü körüne de beslemeniz doğru değil. Bakın körü körüne de ya gelmiyordur şunu da verelim. Ya 2 litre daha verelim. Ya bu sefer 3 litre daha verelim. Bu hep size zarar verir. Farkına varmazsınız. Yani balınızın kalitesini kaybetmesi başka bir şey. Artı kovan gelişmez zaten. Oradan bir zarar alırsınız zaten. Kovanın gelişimini de engellersiniz. Burada yavru yapılacaksa bu alanda yavru yapılacak. Çerçeve koydunuz, besleme yaptınız. Bu çerçevelerden yavrular çıktı. Hazır yavrular, hazır şişik gözler var. İki daha çıkarttınız, yaptınız. Gene yavrular çıktı, hazır şişik gözlü petekler oluştu ya yukarıda. Ama dediniz ki bir dahaki hafta, ya ben beslemeye devam etmem gerekiyor. Bu arı daha yiyecek. Şimdi burada besleme yaptığınızda bu gözlere doldurma ihtimali var ya. Ya bu petekleri alır kenarlara taşırsınız. Yani arının salkımından dış kısmı aldığınız zaman oralara gıda doldurulması olmaz. Siz iç kısmına gene aynı şekilde, aynı sistemde çerçeve çıkartırsınız. Ya da bu çerçeveleri alır, başka bir arının kat koyarsınız, besleme yapmadığınız veya yapmayacağınız katına koyarsınız. Orada yedekte durur onlar. Güvelenmesi, yağmalanması engellenmiş olur. Bu arıya aynı sistemde tekrar çerçeve çıkartırsınız. Kat koydunuz, beslemeyi kestiniz, balı depolattıracağınız zaman o çerçeveleri tekrar alır buna koyarsınız. Bu da bir yöntem. Bunun gibi sayısız yöntem var bakın. Yeter ki kafanızda doğru düzgün planlayın. Şimdi hem de arı bakımıyla ilgili de dikkat etmeniz gereken şeyleri söylemiş olacağız. Körük yakılmasını anlatacağız zaten. Körüğün içerisinde sadece duman verecek, alev vermeyecek malzemelerin yakılmasına özen gösteriyoruz. Pis kokulu olmayacak, bizi rahatsız etmeyecek koku arıyı da
Çok rahatsız etmez. Ama arının rahatsız olduğu kanaatine varıyorsak o malzemeyi değiştiririz. Yani her körük yaktığımızda arı huylanıyorsa başka bir malzeme üzerine çalışırız. Körüğü aynı zamanda sıktığınız zaman sıcak duman vermeyecek. Yani kendi bileğinizi önce sıkacaksınız. Sizi yakmayacak ki arıyı da yakmasın. Ondan sonra hafif bir duman verip örtüsünü aldık. Bakın kapağını indirilmişti. Buna kat koyulması işlemi yapılacak. Yedek kat da bakın üstte yan tarafa konulmuş. Hazır. Yani burada benim ihtiyacım olan her şey var orada. Sadece kovanın içerisindeki durumu kontrol edeceğim. Bu kovana da 2-3 gün önce bakmışım ki şimdi kat istediğine kanaat getirmişim. Ama şimdi kata hangi çerçeveleri koyacağım? Kovanın içerisindeki durum ne? Bunu kontrol etmeye çalışıyorum. Bunun için de kovana dumanı veriyorum. Bakın kenarda şerbetliğim var. Şerbetlikten sonra çerçevelerim başlıyor. Normal size anlattığım düzende olması gereken şu. Şerbetliğin yanında ballı polenli çerçeve. Ondan sonra yavrulu çerçeveler. En sonda da ballı polenli çerçeve olması lazım. Buna 2 gün önce çerçeve koymuşuzdur. O içerideki durumu tabii anlatacağım. Videoyu çekerken anlatmamışım. Kötü olmuş. Videoyu çekerken de söyleseydim gayet güzel olacaktı. Bu çerçeve arkadaşlar bakın şu alana kadar kapalı yavrulu çerçeve. Şu alanın dışında belki şuralarda da yavru var. Bal varsa da şu yukarıdaki 2 santimlik kısımda bal vardır sadece. Veya verdiğim şerbet varsa sadece şu kısımda vardır. Bunun alt kısmı komple yavru. Bu kata konulabilecek bir çerçeve. Evet, kapalı yavru çerçevesi olarak bu yüzüne baktığımız zaman kata konulabilecek gibi bir çerçeve. Diğer yüzüne baktığımız zaman da o da evet. Kata yedek olarak ayırdık şimdi. Daha iyisini bulana kadar kota konulacak çerçeve o. Onu mu takip ediyorsun? Ne anlattığımı değil de arı beni soktu mu sokmadı mı onu takip ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu da bu kapalı çerçeve son çerçeve değildi bakın. Onun bir önündekiydi. Bu şerbetliğin bir yanındaki çerçeve. Bal polen çerçevesi olmasını isterdik. Arkadaşlar, orada söylemişim. Şimdi bir miktar polen depolamış. Bu çerçeve hazır çerçeve olarak konulmuş muhtemelen. Ve bu çerçeveyi koymamın gayesi şu. Arı da çok yavru gördüğüm için bir tane şişik çerçeve koymuşum bu arıya. Ve besliyorum ya. Besleyince bu çerçeveyi taşıyordu arı. Taşıdığını da depolasın. Bu çerçeveyi bal polen çerçevesin yapsın diye koymuşum bunu. Esas gayem o bu arada. Fakat bu arı bu çerçeveye de biraz polen ve diğer kısmında da yavru atmış. Yani bu çerçeve ne olmuş? Artık kuluçka çerçevesi olmuş. Yani bal polen çerçevesi diye bir çerçeve olmamış. Onu bıraktığım yerinde bir sonraki çerçeveyi kontrol ediyorum. Bakın bu çerçevenin şu kısmından kapalı yavru çıkmış. Daha sonraki kalan kapalı yavru bakın üst kısımda kalmış. Yani şu çıtanın alt kısmı bal değil. Hayır. Ana arı yumurta alanını genişletiyor. O iç kısmı bir gün önce atmış. Bu çerçevedeki kalan yavrular da bir gün sonra çıkacaklar. Ama şu an o çerçevenin orta kısmında da yumurta var zaten. Burada aynı zamanda da gıda stoğuna dikkat etmenizi istiyorum. Her seferinde söyleyeceğim. Yukarıda 2 santim, 3 santim, 5 santim veya şu kadar gıda olabilir. Bu arı 2 günde bir 2 litre, 2 litre şerbetlenen bir arı. Ve çerçevenin bakın yukarı kısmına kadar yavru var yani. Bu arıyı doyurma gibi bir şey söz konusu değil yani.